diyelim ki bu bir al yuvar. Bu al yuvarın dış katmanı nelerden oluşur? Hücre olduğundan lipitlerden oluşan bir hücre zarı vardır. Bu lipitlerin içinde de her tür protein ve molekül vardır. Her lipitin farklı bir işlevi vardır. Ama bunlardan ikisi şimdi bahsedeceğim konu için diğerlerinden daha önemli. Bu moleküller A ve B molekülleri. <laughs> Şanslıyız değil mi? Bunların isimlerini hatırlamak kolay olacak. Bunlara protein değil, molekül diyorum. Çünkü bunlar protein değil, aslında bunlara glikolipit deniyor. Glikolipitler. Gliko şeker grubunda, lipit de yağ grubunda demek. Yani şeker ve yağ karışımı bir şey bu. İlgileniyorsanız araştırabilirsiniz. İşin ilginç yanı bu iki molekül glikolipitler yani her insanın al yuvarlarında bulunmaz. Bazılarında ikisi de vardır, bazılarında yalnızca biri vardır. Örneğin bazılarında yalnızca A varken tahmin edebileceğiniz gibi bazılarında yalnızca B vardır. Bazılarında ise ne A ne de B vardır. Tabii tüm bu insanların al yuvarlarında diğer proteinler ve moleküller mevcuttur. A ve B moleküllerinden bahsetmemin nedeni şu. Tıpta sıklıkla kan nakli yapmamız gerekir. Diyelim ki trafik kazası geçirdiniz ve çok kan kaybettiniz. Hastaneye koşarsınız, çok fazla kan kaybettiyseniz size kan nakli yapılır. Kan nakli damarınıza bir iğne batırıp içeriye kan pompalamak demek. Ama herkese her kanı veremiyorsunuz ve bunun nedeni A ve B grupları. Sonrasında açıklayacağız ama şimdilik bir örnek verelim. Sizde bu tür yalnızca A grubu kan hücreleri varsa bu tip kanında A ve B olan birinden kan alamazsınız. Şimdi nedenini öğrenelim. Bağışıklık sisteminden hatırlarsanız antikor denen bir şey vardı. Genelde bu şekilde gösteriyoruz. Yani bağışıklık sisteminden hatırlarsanız vücudunuzda ne var? Antikorlar var. Vücudunuzda istenmeyen şeylerle savaşmak için bu antikorlar kullanılıyor. Örneğin burada çizdiğim gibi bir bakteri varsa bir antikor bu bakteriye bağlanacak. Bu sayede de vücudunuz bu bakteriyi yok etmesi gerektiğini anlayacak. Bu antikor bakteriyi yok edebilmesi için bir etiket gibi işaretliyor. Dolayısıyla vücudunuz antikorların kendi vücudunuza karşı olmamasına dikkat ediyor öyle değil mi? Çünkü antikorlar kendi vücudunuza karşı olursa kendi kendinize saldırırsınız. Bu nedenle bu tip kanı olan biri, yani tüm al yuvarlarında A ve B olan biri antikorlarının A ve B moleküllerine karşı olmasını istemez. Çünkü öyle olursa vücudu kendi al yuvarlarına saldırır. Bu yüzden bu insanlarda bu antikorlar yok. Ama diyelim ki kanınız bu grupta. O zaman A molekülüne karşı antikor yapmazsınız ama B'ye karşı yapabilirsiniz. Çünkü vücudunuzda B yok. B molekülüne karşı antikorunuz olduğunda vücudunuzun kendinize saldırma riski de yok. Bu grupta A antikoru yok ama B antikoru var. Bu grupsa A antikoru yapabilir. Ama B antikoru istemez çünkü o zaman kendilerine saldırırlar. Sonuncusunda ne olduğunu tahmin edebilir misiniz? He? Hem A hem B antikoru üretebilir, üretecektir de çünkü bağışıklık sistemi böyle çalışır. Sizde olmayan her şeye karşı antikor üretilir. A ve B molekülleri bu grubun bir parçası değil. Bunlar onda olmadığı için karşı koyacak antikorlar üretecektir. Buradaki gibi yalnızca A grubu kanı olan biri araba kazası geçirirse ve kan nakli gerekirse ne olur? Ne olur? Diyelim ki hastaneye gitti ve ona A ve B molekülü olan birinden kan verdiler. Bu adamın B'ye karşı antikorları aldığı kandaki B moleküllerine bağlanır ve vücudu aldığı tüm bu hücreleri yok etmeye başlar. Bu çok kötü bir şey çünkü her şeyden önce kan boşa gider. Adama kan verdiniz, o da onu yok etti. İkinci olarak da çok fazla iltihaba sebep olacak. Çünkü adamın vücudu tüm bu antijenlerin tehlikeli olduğunu düşünecek. Bu da tüm bağışıklık sistemini harekete geçirecek ve bu adam için çok kötü olacak. Şimdi bu farklı insanlar arasındaki tüm muhtemel kan nakillerini görelim. Bir tablo çizerek düzenli bir şekilde gidelim. Evet. Tablonun bir tarafında kan verenler var. Tabloyu çizelim. Kan veren AB grubu, A grubu, B grubu. Bu kan grubuna ne diyoruz biliyor musunuz? B ya da A grubu diyemeyiz. Onlar burada. Sıfır diyoruz bu gruba. Evet, sıfır grubu. Aynı grupları muhtemel kan alanları olarak da yazıyoruz. AB alıcı, A alıcı, B alıcı ve sıfır grubu alıcı. Bunu bir tablo yapalım şimdi. Burası kan veren grup. Burası da kan alıcıları. Daha önce ne demiştik? Kan grubu A olan biri AB kan grubundan kan alamaz. A grubu AB'den alamaz yani. Peki AB grubundan biri için ne deriz? AB grubundan kan alabilir mi? Cevabımız evet. Çünkü AB grubunda A ya da B'ye karşı antikor yok. Yani verilen AB kana saldırmayacak. Şimdi videoyu durdurup tablonun geri kalanını doldurmaya çalışın. Umarım videoyu durdurup tabloyu doldurmaya çalışmışsınızdır. Şimdi de beraber dolduracağız. AB kan grubu A'dan, B'den ve sıfırdan kan alabilir. Çünkü A ya da B'ye karşı antikoru yok. Hiçbirine tepki vermeyecek. Aynı şekilde A grubu tabii ki A'dan alacak. B grubu da B'den. Sıfırda sıfırdan alır. Ama B, A, alamaz. Sıfır da alamaz. B, A'dan alamaz. Sıfır da alamaz. Sıfır, B'den alamaz. A da B'den alamaz. Ama sıfır, herkese verebilir. Fark ettiğiniz gibi ilginç bir şey var. Sıfır, herkese kan verebilir dedik. Çünkü sıfırda A ya da B molekülü yok kimse ona tepki göstermeyecek. Bu nedenle sıfıra genel verici diyoruz. Fark ettiğiniz bir diğer ilginç şey de AB herkesten alabiliyor. Bu nedenle AB'ye genel alıcı diyoruz. Bu arada tüm bunlar AB, AB ve sıfır kan grupları. Biri size kan grubunuzu sorduğunda bunu soruyor demektir. Kan nakline ihtiyacınız olması halinde kan grubunuzu bilmeniz de bu yüzden çok 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 önemli. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.